Evet, bugün periyodontal rejenerasyonda karar süreci konuşacağız. Sözlerime başlamadan evvel İstanbul Diş Hekimleri Odası nezdinde Türk Diş Hekimleri Birliği'ne bizlere bu gibi fırsatları verdiği için teşekkürü bir boş biliyorum. Ardından siz katılımcılara da zaman ayırıp bu bilgileri paylaşmak adına bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sözlerime kendimi tanıtarak başlayayım. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okudum. 2006-2012 yılları arasında doktoramı Marmara Üniversitesi Periodontoloji alanında bitirdikten sonra 2013 yılından bugüne doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Şimdi bizleri burada bir araya getiren şey aldığımız kararlar. Hayatta her zaman bir yere götüren şey aldığımız karar ve periodontal rejenerasyonda karar süreci konuşacaksak out of box bir giriş yapmak her zaman adettendir. Türk Dil Kurumu'nda kararın ne anlama geldiğine bir bakalım istedim. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı anlamına geldiğini gördüm. Bu sunumun amacı periodontal rejenerasyonda karar verirken duvara toslamamak adına elde edeceğimiz bilgiler, kafada oluşturacağımız soru işaretleriyle buradan ayrılmak. Hastalarımızla, bu kötü bir slide ama tek bir kelimeyi dahi kaçırmak istemediğim için bunlar hep korku slaytlarıdır. Eğer yazılar çoksa korkuyor demektir sunucu. Bunları şöyle söyleyeyim size, hekimler olarak hep hastalarla etkileşim içerisinde olan meslek grubuyuz. İlişkimizi modellemişler. Üç tip modelimiz var. Birisi en çok sevdiğim hasta, diğeri en çok sevdiğim hekim, diğerinde hayalini kurduğum etkileşim biçimi. Açalım şunları. Paternalistik modelde kendini teslim eden hasta söz konusu. Hocam ne gerekiyorsa yapın diyenler. Halen bizim ülkemizde çok sık karşılaşabileceğimiz, bu ülkede kalmamıza sebebiyet verecek, onun istekle burada kalmamıza sebebiyet verecek hasta grubu. Siz en iyisini bilirseniz, biz size teslimiz hocam diyebilen hasta grupları. Diğeri, ben yeterli bilgiyi verdim, karar sizin. Sizin tedavinizin maliyeti bu kadar. Bilgiyi verir, hastayı kaderine terk eder. Olumlu, olumsuz tedaviye katılım gösterir. Bu da aslında oldukça ulaşılması zor bir hekimlik seviyesi. Diğeri ise değerli meslektaşlarım, paylaşım modeli. Burada en az iki katılımcı söz konusu. Her iki tarafta bilgi paylaşımında bulunuyor. Tercih edilen tedavi hakkında iki tarafta fikir birliği oluşturmaya yönelik adımlar atıyor. Uygulanacak tedavi hakkında ortak bir karar varılıyor. Artık sosyal medya ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bu dönemde hepimizin hakim olması gerektiği veya hedeflediği etkileşim biçimi. Yalnız bunların üçünün ortak yönü, bir şeyler bilmemiz gerekiyor uygulayacağımız şeyler konusunda. İşte bu noktada sunumun amaçlarını sizle paylaşmak istiyorum. Bu insan hakları bilgilerinde hastanın bilgi hakkına sahip olduğu konular. Periodontal rejenerasyon noktasında ilişkilendirerek düşünelim. Biliyor muyuz? Ne kadarını biliyoruz? Amacımız o bilgiyi birazcık olsun bu sunumla aktarabilmek. Durumlarıyla ilgili tıbbi gerçekleri bilmek durumundalar. Yani neden kemik eridi, ne kadar eridi, kemik niye eriyor, benim diş etim sallanıyor, diş etlerim şişti, bende kemik kaybı varmış gibi sebeplerle bize başvuran kişilerin bu etiyolojideki bütün faktörleri bilmek durumundayız. Önerilen tıbbi girişimler, ne gibi yaklaşımlarla biz bunları tedavi edebiliriz? Girişimin potansiyel risk veya yararları. Bir operasyon planlayacaksınız. Sonrasında gerçekleşecek, elde edilecek dokuyu az çok bilebiliyor, öngörebiliyor olmamız lazım. Tedavisiz kalmanın sonuçları. Bakın, eğer bu tedaviyi görmezseniz dişlerinizi kaybedersiniz gibi en basitinden. Tanı, prognoz ve tedavinin gidişi. İşte burası bilgi dışında tecrübenin de gerektiği nokta. Tanı, prognoz ve tedavinin, yani bir şey yaparsak şuraya gideriz, dişleriniz şu kadar süre ağızda kalır veya
üstüne şunu yaparsak böyle olur gibi prognoz konusunda bir şeyler bilebiliyor olmamız lazım. Ardından tabii ki sinirlenmememiz lazım. Bu bilgilendirme sonrasında tedaviyi kabul veya reddetme hakları vardır. Şimdi bundan sonra sunum soru cevap şeklinde genel bilgileri birazcık güncellemeye yönelik daha böyle interaktif gitsin diye düşündüğüm bir hale dönüştürmek istedim sunumu. Periodontal yara iyileşmesinin evreleri nelerdir? Geçiyorum hızlıca. Bir yara oluşturuyoruz periodontal rejenerasyonda ve orada kaybedilen şeyi yerine koymayı planlıyoruz. Hayattaki en zor şey. Enflamasyon, proliferasyon ve olgunlaşma evrelerinden oluşuyor. Bakın bu günler ve asla takip eden başlangıç ve sonları kesin sınırlarla belli olmayan evreler bunlar. Birinde pıhtı, lizis, enflamasyon, epitelizasyon gibi bir durum. Yeniden damarlanma, matris sensitizi, organizasyon, yaranın büzülmesi ve artık maturasyona yönelik, dokunun olgunlaşmasına yönelik üçüncü olgunlaşma evresi söz konusu. Bunların başı, sonu belli değil. O yüzden rejenerasyonu başarmak çok kolay değil. Peki periodontal yara iyileşmesini etkileyen faktörler nelerdir? Bakın burası çok önemli. Hastaya bağlı faktörler, yara bölgesine özgü faktörler, kullanılan tedavi tekniğine özgü faktörler 3 başlık altında toplayabiliriz. Sistemik durum artık yeni sınıflamada kişinin periodontal hastalığının tipini dahi etkileyebilecek özellikle diyabeti ve sigarayı saymak durumundayız. Tamamen konakla ilgili tüm faktörleri etkileyebilen unsurlar bunlar. Artık literatürle de tamamen örtüşür pozisyonda. Bin milyonlarca kanıt var. Ağız hijyeni sunumun sonunda ne kadar önemli olduğuna dair hem kendi kanıtlarımı hem literatürden kanıtları sizle paylaşacağım. Yara bölgesine özgü faktörlerden bahsedelim. Mobilite neden önemli? Periodontal rejenerasyonun günümüzdeki hedefleri noktasında mobilitenin öneminden bahsedeceğiz. Kök morfolojisi ve anatomik oluşumlar, yapacağınız cerrahiyi çok etkileyecek unsurlar bunlar. Diş eti fenotipi, prognozda bir sonraki adımda elde edeceğiniz dokunun kalitesini, cerrahinin tipini, hangi flap tipini, hangi ensizyon tipini, hangi tip sütürü kullanacağınızı dair bir sürü veriyi etkileyebilen konular bunlar. Kemik yıkım şekli, rejeneratif potansiyel açısından çok önemli. Teknik, artık konu biyomateryallerden öte teknik yönünde ilerlemeye başladı. Güncel yaklaşımlar, evriminden de bahsedeceğiz yaklaşımları. Atravmatik yaklaşmak, atravmatik teknikler kullanmak durumundayız. Etkili devirmen, ne kullanırsanız kullanın, flebi nasıl kaldırırsanız kaldırın, nasıl dikerseniz dikin. Bu temiz bir, biyolojik olarak kabul edilebilir bir yüzey, bir boşluk yaratmıyorsanız bunun yaptığınız, uyguladığınız hiçbir şeyin anlamı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Pasif ve primer flap kapanması zaten cerrahi bir kural. Ve destekleyici tedavi, periodontal rejenerasyon yani kaybettiğini yerine koymak istiyorsanız olmazsa olmazımız. Periodontal tedavi sonrası iyileşme hangi şekillerde olur? Biraz geçmişe gidelim ve yeni zaten öğrenci arkadaşlar da var. Azıcık yara iyileşmesinden tekrar bilgilerimizi güncelleyelim. Şimdi reataşman dediğimiz konu, örneğin şu bölgede bir travma gerçekleşti. Bir batma diyelim, herhangi bir besin gömülmesi olabilir. Bu bölgedeki ataşmanın bozulması fakat tekrar aynı ayrılan ataşmanın aynı yüzeye tekrar bağlanması şeklinde tanımlayabiliriz reataşmanı kısaca. Tamir ise şu bölgede bir kayıp söz konusu. Histolojik bir kesit. Bu diş. Şurası kemik. Şurası epitel ve bağ dokusu. Diş eti. Biz burada bu kadar, bu kök boyunca diş etinin olmasını mı istiyoruz? Hayır. Kemik, periodontal ligament ve bir miktar diş eti ve bağ dokusunun oraya yerleşmesini istiyoruz. Ama bazı durumlarda hatta genellikle bu bölgedeki epitelin yaranın bütününü, yarısını, yarısından fazlasını kapattığını görüyoruz, doldurduğunu görüyoruz. İşte burada zedelenen veya tamamen kaybedilen dokunun yapı ve fonksiyonun tamamen restore edilemediği doku iyileşmesidir. Tamir. Yeni ataşmanda periodontal hastalık veya travmalar sonucu ataşman kaybı görülen kök yüzeyinde yeni sement ve kolajen liflerin tekrar bağlanması olarak. Bir kemik
rejenerasyonu söz konusu olmadan bağ dokusu ataşmanının, hani epitelyal bir ataşman vardı ya, uzun bağlantı epiteli dediğimiz, tamirde tanımladığımız, o bölgede bağ dokusu ataşmanının olmasına, yani eğer kemiği oluşturamadan bir bağ dokusu, daha kaliteli bir ataşman elde ettiyseniz bunun adına yeni ataşman diyebiliyorsunuz. Gelelim konumuza, rejenerasyon. Benzer şekilde kök yüzeyi iki taraftan kemiği görüyorsunuz. Sagittal bir kesit alınmış. Bu yara boşluğunun içerisine bakın ne kadar güzel new bone, yeni kemik oluşumu, yeni periodontal ligamentler, yeni sementin oluştuğu görülmüş. Burada artık bir rejenerasyondan bahsedebiliyoruz. Yani zedelenen veya tamamen kaybedilen dokunun şekil ve fonksiyon bakımından orijinaline uygun olarak yeniden üretimine rejenerasyon diyoruz. Peki gerekli malzemeler nelerdir? Çok severim bu slaytı. Bir periodontal rejenerasyon istiyorsanız rejeneratif tedavide gerekli olan malzemeler önce hücre lazım. Hangi hücre? Her hücrenin farklı sonuçları, farklı görevleri var. Hücreler, doğru hücreler olmalı. Bu hücreler doğru bir iskele içerisinde yer almalı. Yerini terk edecek ki oluşan doku o bölgede motore olabilsin. Eğer geç kaybolan bir iskele kullandıysanız o bölgede ilgili sürede istediğiniz dokuyu elde edemezsiniz. Yani doku iskelesi çok önemli. Sinyal molekülleri, bütün bu hücreler sinyal molekülleriyle haberleşiyorlar. Sitokinler, büyüme faktörleri çok önemli. Ve tabii bunların tümü için bir zamana ihtiyacımız var. Ve doğru çevresel koşullara ihtiyacımız var. Sonuç olarak dokuların rejenerasyonu sağlanıyor. Bunların tümünü başarabildiğimiz bir durum söz konusu mu? Bu soru işaretini beraberce tekrar değerlendirelim. Şimdi bir kısa bir tarihçe. Her şey 1976 yılında Melcher'le başlamış. Periodontal rejenerasyona yönelik bütün bilgi, bütün çıkış noktası, yani daha doğrusu kabul edilebilir bilimsel olarak saygın veri Melcher'le başlıyor. Melcher ne demiş? Bir yara boşluğu oluşturuyorsunuz. O boşluğa göç eden hücreler iyileşmenin şeklini belirliyor demiş. Yani epitel hücresi buradan geliyor, bağ dokusu hücresi buradan geliyor, kemik hücreleri buradan geliyor, periodontal ligament hücreleri buradan geliyor. Bu bir yarış diyor. Ne yazık ki epitel hücreleri sprinter. Uzun bağlantı epiteli dedim, tamir dedim ya, bu kök yüzeyinde aşağı doğru iyileşen rejenerasyonu başaramamamızın sebebi işte bu boşluğu bu sprinter hücrelerin dolduruyor olması. Yani epitel hücresi doldurursa uzun bağlantı epiteli, bağ dokusu doldurursa belki köprü rezopsiyonları, kemik kaynaklı hücreler doldurursa ankiloz veya rezopsiyon, periodontal ligament hücrelerini getirebilirsek buralara, çok nazik, çok nazlı, çok hassas hücreler, o zaman rejenerasyonu başarabiliriz. Ayrıca bu hücreler dönüşebilme potansiyeline de sahip hücreler. Başka hücrelere dönüşebilme potansiyeline sahip hücreler. Bu önermeyi Niemann ve Karing 1982'de görüyor. Diyor ki o zaman arkadaş ben buraya bir tane bariyer koyarım. Bunlar buraya göç etmesin. Süper düşünce. Yeni semen, periodontal ligament ve kemiğin oluştuğunu göstermişler. Histolojik çalışmalarda. Adını da yönlendirilmiş doku rejenerasyonu koymuşlar. Fakat Vicesio 90'lı yıllarda demiş ki kök yüzeyiyle pıhtının adezyonu korunursa epitel hücrelerin apikale göçü önlenebilir. Nereden çıkartıyorsun diye sorabilirsiniz. Yani demiş ki Vicesio bir yarış var ama ben bu yarışı önleyebilir olduğunu düşünüyorum demiş. Cardarepoli diye bir araştırmacı. Bakın bu çekim soketi. Diyor ki madem sprinter bunlar, bu köpekler üzerinde yapılmış bir çalışma, inanılmaz köpeğe kıyılmış bir çalışma. 1. 3. 7. 14. 30. 60. 90. 120. 180. günlerde dişini çektikleri köpekleri sakrifiye edip kesip ardından histolojik olarak inceliyorlar. Ama sonuç bilimsel olarak çığır açıyor. Diyor ki madem bu epitel hücresi apikale hızlı ilerliyor, madem böyle bir durum var, neden bu çekim soketinin yarısı veya üçte biri kemik diş eti epiteliyle dolmuyor diyor.
Çalışmanın sonucunda, bakın korku slaytı, tek bir kelimesini dahi kaybetmek istemedim. Kamp ile iyileşen granülasyon dokusunun yer değiştirmeye başladığı andan itibaren göç etmeye başladığını, hiçbir zaman granülasyon dokusunun ulaştığı seviyenin ötesine geçemediğini göstermişler. Yani biz bir periodontal rejenerasyon yapacaksak, bu kadar stabil bir yara alanı oluşturabilirseniz, orada oluşan pıhtı bir granülasyon dokusuna dönüşecek ve zaten bir bariyer görevi görecek. Bakın bu şunu söylemiyorum. Periost membrandır demiyorum. Bak böyle bir laf yok. Böyle bir bilimsel şey de yok. Buna inanmayın. Böyle bir şey yok. Burada söylediğim şey granülasyon dokusu, stabil bir yara pıhtı stabilizasyonu. O bariyeri gösterebilir diyor. Sonra yine bir soru işareti, evlerimize ayrılacağız. Aynısı muhtemelen periodontal defektler için de geçerlidir düşüncesiyle. Şu an ensizyon teknikleri, rejenerasyon teknikleri üzerinde inanılmaz randomize kontrollü, klinik, histolojik bir sürü çalışma yapılıyor. Peki materyaller nelerdir? Hangi materyalleri kullanıyoruz günümüzde? Kısaca artık sıkılmışsınızdır belki bunları görmekten. Kemik grafti dışındaki malzemeler olarak bir A deyip bir sınıftan bahsedebiliriz. Yani rejenerasyon amacıyla illa bir biyomateryal kullanmak durumunda değiliz. Doğru bir kök yüzeyi düzleştirmesi işlemi gerçekleştirirseniz veya bir küretaj, eskiden halen lazerle yapılan küretaj işlemleri de var ama küretaj ve kimyasal ajanlarla belli oranda rejenerasyon yapıldığına dair kanıtlar var. Belli oranda. Kök yüzeyi biyomodifikasyonu, işte tetrasiklin uygulamaları, stirik asit uygulamaları kök yüzeylerinde duymuşuzdur. Bu gibi uygulamalar. Yönlendirilmiş doku rejenerasyonundan bahsettik. Bunlar aslında bariyer membranlar. Bariyer membranlardan bahsediyoruz. Rezorbe olanlar var, rezorbe olmayanlar var. Rezorpsiyon süresi geciktirilenler var gibi. Biyolojik medyatörler, kan ürünleri örneğin, PRF. Trombositten zengin fibrin, trombositten zengin plazma gibi ürünler. Onların da artık evrimi hızlıca gelişiyor ve kullanıma girmeye başladı. Önemli kanıtlar var ama halen sınırlı seviyede veri, bilimsel kanıt. Minimatriks türevleri 97 yılından beri dünyada rejeneratif anlamda artık iyicene dokümante edilmiş, gerçekten olumlu etkileri olan biyomateryaller. Bunlar protein ekstreleri, yani içerisinde hücreleri stimüle eden, protein barındıran ürünler. Kemik grafitleri zaten biliyoruz. Otojen hastanın kendisinden elde ettiklerimiz, insan, yani aynı türden elde edilen grafler, hayvandan elde edilen, farklı türlerden diyelim elde edilen grafler, bizim tedavilerimizde kullandığımız jargonla bazen konuştuğumda ne olur kusuruma bakmayın. Alloplastik ürünlerde sentetik olarak geliştirilen malzemeler. Diğer teknikler halen dokümante ediliyor. Gen çalışmaları, kök hücre çalışmaları. Az önce o piramitte hatırlarsanız o kadar kolay değil. Hangi hücre, hangi sürede, hangi iskeleyle taşınacak. Halen rejeneratif yanıt istenilen düzeyde değil literatürde. Ama bu gibi tekniklerde artık kullanılıyor. Evet, şimdi baş belası biz hekimlerin, hatta bazı hekimlerin bizlere konsülte ederken sorduğu sorulardan bazıları. Hocam bu diş bizi ne kadar götürür? Periodontal rejenerasyonda karar süreci. Çekelim mi, tutalım mı? Sormayalım bunları birbirimize. Çok zor bunun cevabı. Ama sunumun sonunda belli cevaplar, belli soru işaretleriyle ayrılabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi artık karara giden o yola giriyoruz. Kimle muhatabız? Hasta. Şimdi hastaya özgü faktörleri iki sınıf altında toplayabiliriz. Bir kere davranışsal faktörler söz konusu ve sistemik faktörler söz konusu. Hiçbiri diğerinden daha üstün değil. Hepsi çok değerli. Davranışsal faktör. Tedaviye katılım. Ne istiyor? Aynı pencereden bakıyor muyuz hayata? O dişi benim kadar tutmak istiyor mu acaba? Ona bir miktar maliyet ayırabildi mi mesela gibi. Sigara bırakabilecek mi? Çünkü sigarayı tartışamayız şu an. Bitti, sigaranın tartışması bitti. Tamamen elde edeceğimiz notu yarı yarıya düşürecek bir etken. Sigarayı düşürmek zorunda. Hayatından çıkarmak zorunda yani. Sistemik faktörler. Stres, para fonksiyona sebebiyet veriliyor, kortizol hormonla fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilecek düzeyde steroid hormon artışı söz konusu.
Düşünün, o kadar konak yanıtını etkiliyor. Diyabet, zaten metabolizma hastalığı, yara iyileşmesinden ayrı etkiler, hastalığın ilerlemesine de ayrı etkisi var. Yani monosit, makrofaj hiperaktivasyonu yapar, aşırı bir yanıt verir, nötrofil fonksiyon bozukluklarını götürebilir. Çünkü ürünleri biliyorsunuz bütün mikrovasküler, makrovasküler komplikasyonlara yol açıyor. Yara iyileşmesi, kolajen metabolizması yönünde de, çünkü kolajen yani ekstrasellüler matriksin çok önemli bir ürünü. Kolajen metabolizması boydan baştan başa tamamen değişiyor. Yani yara iyileşmesini etkileyen önemli bir hastalık. Sistemik faktörlerde bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani konak yanıtı üzerine, yara iyileşmesi üzerine etkileri olan tüm unsurları hastaya bağlı değerlendirmek zorundayız. Geliyoruz bölgeye özgü faktörlere. Aslında radyografiler üzerinden tedavi planlamaları yaparken çok belki diğerlerini gözden kaçırıp hep buralar üzerinde konuşuyoruz. Ama bunları da birazcık karar verirken nerelerde kullanacağız onları konuşalım. Plak indeksi sondalamada kanama. Plak indeksi hastanın ağız cihazını uygulaması konusunda bize biraz bilgi verir. Sondalamada kanama enflamasyonun şiddeti, enflamasyonun miktarı yönünde bize bilgi verir. Oküzel travma mobilite fremitus, yani bir travma var mı, erken temas var mı, bir parafonksiyon var mı gibi bilgiler bize verebilir. Restoratif endodontik ortodontik durum, ki özellikle endodontinin altını çiziyorum, neler başarılabileceğini birkaç kendi deneyimimle de sizinle paylaşacağım. Veya neler başarılamayacağını, endodontik durum. Restoratif durum zaten eğer olumsuzsa, bir uygun olmayan bir restorasyon varsa zaten plak kontrolünü sağlayamayacağından yara iyileşmesi üzerine dolaylı çok ciddi etkileri olan bir şey söz konusu. Ortodontik tedavi gene iyileşmeyi plak kontrolünü etkilerken öte yandan rezorpsiyon apozisyonla iyileşen bir şeyse, eğer aktif bir ortodontik tedavi varsa zaten periodontal rejenerasyon falan düşünmemek gerekir. Tedavi planlamanızı gözden geçirmeniz gerekir. Ve kemik yıkımının morfolojisi. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bunları değerlendirirken hani pıhtı stabilizasyonu dedik ya, birazcık altını çizeceğim bir konu var. Flap arasında, kök yüzeyi arasında, flap ile kök yüzeyi arasında pıhtının oluşacağı boşluğun korunması. Tekrar söylüyorum. Biz bir yara oluşturuyoruz ne yaparsak. Bir cerrahi yaptığınız zaman bir yara oluşturuyorsunuz ve bu bir boşluk aslında. O boşluk içerisinde pıhtının stabilizasyonu olmazsa olmaz. Stabil kalmak zorunda, hareketsiz olmak zorunda, mobil olmamak zorunda. Tedavi edilen bölgenin kontaminasyonu ve o boşluk mikroorganizmayla dolarsa gene iyi yanıt alamazsınız. Bu üç unsurun altını lütfen, boşluğun korunmasında da mesela primer kapatamadıysanız eğer, yani bir stabil bir boşluk elde edemediyseniz eğer, sıkıntılar var demektir. Pıhtıyı koruyabiliyorsanız o zaman sorun yok. Pıhtıyı koruyabiliyorsanız sorun yok. Çekim soketi, unutmayalım. Pıhtı korunan bir açık yara var. Şimdi bölgesel bir strateji. Şimdi az önce ne dedik? Bölgesel olarak değerlendirdik konuyu. Bölgesel yaklaşırken bir stratejimiz olmalı. Bakıyoruz röntgene. Endodontik durumu değerlendireceksiniz. Klinik olarak sondaladınız, kontaminasyonu değerlendireceksiniz. Ve mobiliteye bakacağız. Şimdi endodontik durumu gözden geçirelim. Üst durum var. Vital. Vital değil, kanal tedavili. Vital. Karşınızdaki defekt apeksi içermiyorsa endo yok. Kanala gerek yok. Direkt rejeneratif tedavinizi diğer unsurları da değerlendirerek planlayabilirsiniz. Kanal tedavili, kanal uygun, endo gerekmiyor. Yalnız vital değil, zaten endo. Vital, defekt apeksi içeriyorsa endo. Kanal uygun değil, endo. Tamam mı? Bakın, benim endodonti ile ilgili tecrübelerim. 36 no'lu bölgede endo periyo lezyon var. Bazı slaytlarımda işte bu cehalet, tecrübe buradan. Burada doktora yapan arkadaşlarım da var. Ben her zaman söylerim, fotoğraf çekin diye. Ben yaptım, siz yapmayın diye söylüyorum. İnanılmaz şeylerle karşılaştığım oldu. Buradaki tedavi yaklaşımınız ne olur? Çök morfolojisi var.
yani kök morfolojisi para derken kök morfolojisi açısı anlamında bir anomali var. Endoperiyo fistülle gelmiş. Tedavi yaklaşımımız şu oldu. Ben muhtemelen çekim dedim. Düşünebiliyor musunuz? Direkt çekim dedim. Hastanın yaşı genç olduğu için ailenin hayata bakış açısı benim de bakış açımı değiştirdi. O zaman dedik ki bir temizleyelim. Cerrahisiz bir seans supragingi var, bir temizlik yaptık. Bu periapikali. Endodontik tedavi sonrasında 6. ayda full kemik dolumu var. Rejenerasyon yapmadık. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir biyomateryal yok. Endo bu kadar önemli. Evet, bu bir aşk hikayesi bu. Bu bizim bölümden hocamızın eşi. Yani her şeyi kullandı bu defeklere. PRF, graft, membran, endogen, her şeyi kattı. Çünkü eşi. Sevgisini de kattı. Üçüncü ayda bir şeyi fark ettik. Bakın, kemik dolumu var. Görüyor musunuz? Kemik dolumu var. Rejenerasyon demiyorum. Kemik dolumu var. İyi bir şey. Yani koyduklarımız çalışıyor. Fakat şurayı görüyor musunuz? Kıyamadı çünkü. Atladı stratejiyi. Defekt, bu diş vital bu arada. Özür dilerim. Bu diş vital. Çok önemli bir veri. Bu diş vital. Endodontist arkadaşlarla tartışabiliyoruz. Vitalse yapılmaz. Strateji bilimsel kanıt, ben söylemedim az öncekini. Apex'i içeriyorsa endo. Kesin. İyi bir endo yapılmak durumunda. Endo ile çünkü belki bu lezyonu kapatacaksınız. Yok edeceksiniz. Dolacak belki o defekt. Tamam mı? Çünkü o endoperiyo lezyonun nereden oluştuğunu bilemezsiniz. Belki Apex'ten yayılım gösterdi. Ama biz ne yaptık? Direkt materyale olan inancımızla hemen daldık. Cerrahiler, şunlar bunlar. Ama gördük ki Apex'te lezyon var. Kanalı yapıldı. Buyurun. İyileşiyor. Keşke sal önce endo ile başlasaydık. Geçiyorum. Başlangıç. Bunu tutmak isteyen olabilir mi gerçekten aramızda? Yani bu diş kalsın diyebilir misiniz? Bu salondan çıktıktan sonra bütün dişlere kalabilir gözüyle bakmanızı isterim ben. Umarım orayı o noktaya gelebiliriz. Şimdi bakın, bunun başlangıç görüntüsü. Kanal yapılıyor sadece ve başlangıç periodontal tedavi. Cerrahisiz bir seans tedavisi yapıldı. Çok doğru. Mümkün değil. Ne dedik? Mobilite. Stratejide üçüncü basamak ya, ben oraya konuyu getirmedim. Onu muhtemelen bir üniversite hastası öyle bir fiber falan kullanmamışızdır. Fiber falan kullanmadık. Biz yokluklar içerisinde çalışıyoruz. Ama çalışıyor. Kompozitle. Gayet güzel. Hastayı bir kere tedaviye katılımını sağlarsanız, mesela splint eğer kırılırsa diye uyarmıştır. İlgecim de burada. Beraber takip ediyoruz. Kırılmışsa hemen tekrar splint uygulamasına giriyorsunuz. Biz takibini istedik. Birinci ayda çünkü bir şeyleri olumlu gördük. Radyografik olarak. Bakın, şu mezyeline dikkat edin lütfen. Özellikle mezyeline dikkat edin lütfen. Üçüncü aydaki mezyeldeki kemik dolumuna dikkat edin. Kemik dolumuna dikkat edin. Ve altıncı ayda gelinen nokta. Şimdi rejenerasyon yapabiliriz belki. Çünkü bu defekt son dalımızda vestibül de içeriyor. Burada anlatmak istediğim şey, endodontik tedavi ve cerrahisiz tedaviyle ciddi anlamda ve mobilite kontrolüyle ciddi anlamda olumlu yanıtlar alabiliriz. Bölgesel stratejide lokal kontaminasyon. Son dalamada kanama varsa enfleksiyon var demektir. Yara iyileşmesiyle ilgili olumsuz. Ayrıca cerrahi yaklaşımınızla ilgili işleri güçleştirirsiniz. Flebiniz rüptürü olabilir. Bir sürü sebeple başlangıç periodontal tedaviyi tekrarlamak durumdasınız. Şöyle, gecikmiş bir cevap var mıydı? Vitalite kontrolü yaptınız mı? Bilge burada, tedaviyi beraber takip ettiğim, gecikmiş bir cevap var mıydı? Gecikmiş bir cevap varsa da ben endoya direkt yönlendiriyorum.
Bir şey daha söyleyeyim, özür dilerim. Şunu unutmayalım, o defekt vestibülden de derine gidiyor. Yani radyografik olarak apex'e ulaşabiliriz düşüncesi de var. Yani bu iki boyutlu ya bu görüntü. Biz direkt garanti olsun diye hemen kanalını da istedik açıkçası. Sondalamada kanama yoksa zaten başlangıç periyodunda tedavi gerekmez. Direkt işlemimizi planlayabiliriz. Mobilite, derece 1 mobilite varsa, yani 2 milimetreden daha düşük bir salınım gösteriyorsa, sondun arkasıyla iki tane biliyorsunuz mobilite kontrolünü. Yoksa sprinte gerek yok. Fakat derece 2 ve 3'te %100 sprint uygulamak durumundasınız ki stabil bir yara dokusu elde edebilirsiniz. Ve okluzal düzenleme yapacaksınız bu bölgede. Belki okluzyondan uzaklaştıracaksınız hatta. Buyurun. Şimdi bir hatada bulundum ve bir hastalıkla bir omuzon düzeltmesi yapmadık ve otomatik mahkemecilerim iyileşmedi. Tabii ki mümkün değil. Yani. Şimdi biz ya, elimizde bir problemle karşı karşıyayız. Yani o bölgede bir rejeneratif tedavi veyahut da bir doku kaybı var. Yani bir periodontal doku kaybı var. O bölgede zaten istemiyoruz okluzyonu değiştirmek veya sadece gelen kuvveti kaldırıp oradaki yara iyileşmesi noktasında oradaki hücreye, konağa bir şans vermek istiyoruz. Zaten sınırımız var okluzal düzenlemede. Yani biz tutup da dişi uçuramayız. Yani bir minede sınırlı kalmalıyız. Aksi takdirde başka şeyler planlamak durumundayız. Şimdi bölgede neleri irdeledik? Plağı irdeledik. Sondalama kanamayı irdeledik. Mobilite ve fremitusun önemini kanıtlarla gördük. Endodontinin etkilerinden bahsettik. Geriye kaldı kemik yıkım morfolojisi. Sırtımızı şu dişe ait bir defekt var. Sırtımızı o defekte verdiğimizde bize bakan duvar sayısı defektin duvar sayısını veriyor. Sırtınızı dişe veriyorsunuz, bu dişe ait defekt. Kaç tane duvar sana bakıyorsa o. Konu bu. Burada 3 duvarlı bir defekt var, burada 2 duvarlı bir defekt var. Burada aslında kombine bir defekt var. Apikalde 3 duvarlı, kronale doğru 2 duvarlıya dönmüş mesela. Buna kombine defekt deniyor. Bu bölgede tek duvarlı defekt var. Bir de aslında çok yaygın karşılaştığımız, bakın horizontal defektler var. Direkt yatay yıkımlar var. Tamam mı? Ne yazık ki literatür hep kemik içi defektlerle ilgili karar süreçlerini irdelemiş. Hiç yatay defektlerle ilgili karar süreçlerine başvurmamış. Ben bu noktada cevap vereyim ona. Belki soru gelir. Yatay yıkımda kemik kazanamasanız dahi hiç olmazsa ataşmanın kalitesini arttırmaya yönelik yaklaşımlar düşünmelisiniz. Yeni ataşman demiştim ya gibi. Uzatmayalım. Burası değilseniz, pardon fenestrasyon özür diliyorum. Burada değilsense örnek görüyorsunuz. Burada furkasyon defektleri biliyorsunuz birinci sınıf sadece furkasyonun ağzının açıldığı bir miktar rezorpsiyonun görüldüğü. Artık içeriye doğru 2 milimetre kadar ilerleyebildiğiniz ve boydan boya geçebildiğiniz klas 3 furkasyon defektleri. Bu tanım çok yaygın kullanılır. Contained ise eğer bir defekt, yani kullanılan biyomateryali destekleyebilen duvar sayısı mevcutsa rejeneratif potansiyeli yüksek demektir. Eğer non-contained ise, desteklemiyorsa rejeneratif potansiyeli düşük. O yüzden kemiğin dikkatle değerlendirirken nelere bakıyoruz? Bakın burada bir kemik içi defekt var. Radyografisi burada. Defektin derinliği. Ne kadar derin, o kadar olumlu yanıtlar. Çünkü aşağılarda daha stabil bir pıhtı elde edebiliyorsunuz. Daha stabil bir yara ortamı, daha stabil bir boşluk var. Defek açısı ve genişliği. Ne kadar geniş, o kadar kötü. Gene aynı mantık. Arttıkça stabilizasyonunu sağlamanız zorlaşır. Açı arttıkça, açı dediğim şu, kristal kemik, apex, birleştiriyorsunuz doğruyu, kök, birleştirdiğiniz şuradaki açı. Bu açı arttıkça rejenerasyon potansiyeli düşer. Defektin duvar sayısını konuştuk zaten. Defekt derinliği 3 milimetreden düşükse bir sondalayın. Dişin stratejik değerine bakın. Değer mi bu dişe rejenerasyon yapmak?
Yani mesela iki tane diş kalmış, hareketli proteze destek yapacaksınız, örnek veriyorum. Hasta bunu tutmak istiyorsa o zaman ayrı. Ama stratejik değeri açısından sorgulanabilir. Travma. Üç diş, arkada çiğneme kuvvetlerini taşıyacak bir kemikçi de tek var, 3 mm'den küçük. Rejenerasyon. Soru işareti. Endo, orto ve tedaviler lazım veya. Şimdi strateji şu. Eğer 3 mm'den küçük bir defektiniz varsa, yani 2 veya 1 mm'lik kemikçi komponenti varsa ve sondalamada kanama yoksa ve sondalama deliğiniz 5 mm'nin altındaysa temizleyin. Cerrahisiz. Cerrahisiz tedaviler. Ama sondalama derinliği 5 mm'den üste çıktığı anda çalışması var. Verhoek 1978. Çalışması var. Hastanın isteği çok önemli burada. Çünkü şu soruları sordunuz. Bunu onunla etkileşim halinde karar vermek durumdasınız. Kontrol edilebilir mi kemik yıkımı? Yani 3 diş mi taşımaya devam edecek bütün oklüzal yükü? Mesela. Bölüştürebilecek misiniz? Spinte edebilir misiniz mesela örneğin? Oklüzal kuvvetler nasıl? Adamda parafonksiyon var mı? Mesela dümdüz bir kret düzeyiyle geldi. Diş yüzeyiyle gelmiş mesela. Parafonksiyonu öngörebildiniz mi? Oraya bir spint yapabildiniz mi? Veya bir psikiyatrik tedaviye yönlendirebiliyor muyuz? Bırakabiliyor mu? Parafonksiyon bırakmak hiç kolay değil. Tedavi sonrası kabul edilebilir bir prognoz noktasına getirebilecek misiniz bu süreci? Eğer öyleyse rejenerasyona gerek yok. Niye? Defekt derinliği 3 mm'den küçük, 2 veya 1 mm'lik bir şey var. Açıp o bölgede rezektif bir şeyler yapabilirsiniz. Cebin kabul edilebilir düzeylere indirmek için. Rejenerasyona ihtiyacınız yok. Fakat defekt derinliği 3 mm'nin üstüne çıktıysa defektin duvarlarına bakacaksınız. Kaç duvarlı bir defekt? 3 duvarlı mı? Çevresel mi? Çevresel dediğimiz şey az önce bu köktü ya. Defekt bunu böyle boydan boya sarıyorsa, bir kemik içi komponenti var boydan boya sarıyorsa buna çevresel defekt deniyor. İki duvarlı defekte göre benzer rejeneratif potansiyeli var. Bir duvarlı defekt en az rejeneratif kapasiteye sahip. Dar mı geniş mi konuştuk. Hastanın isteği, hastaya bağlı faktörler uzatmıyorum. Kök morfolojisi rejeneratif, temizleyebilecek misiniz? Mesela örnek veriyorum, şu formda konik formda ve birbirine çok yakın kök morfolojisi, alt çene molar diş. Furkasyonu da içeren bir defektiniz var. Furkasyonu temizleyebilecek misiniz mesela? Güveniyor musunuz kendinize? Var mı mikro cerrahi aletleriniz? Var mı mikroskobunuz? Benim yok mesela. Stratejik değeri çok önemli. Travma kontrol altına alabilecek misiniz? Endo, orto tedaviler. Şimdi bunlara cevabı ararken hastanın isteği, kontrol edilebilir kemik yıkımı, oklüzal kuvvetler ve tedavi sonrası prognoz. Bakın, bu dört kalemde ayrı konu başlığı bunlar. Bunlar üzerine ayrı seminerler verilmeli. Oklüzal kuvvetler, prognoz dersi ben anlatıyorum. Prognoz ayrı bir derstir. Hastanın isteği bence sosyolojik olarak biz hastalara falan ilkokul düzeyinden anlatılmalı. Hani diş çok önemli diye. Eğer olumluysa, tik atıyorsanız bunlara, girin rejeneratif periodontal cerrahiye. Ama bunlarla ilgili sorunlarınız varsa, çekin arkadaş, uğraşmayın yani. Tamam mı? Bir şey sorayım. Buyurun. Şimdi, o dişte de morfoloji çok açılı bir şekilde, bizim bir şekilde lateral kuvvetler için, okluzal yüzeyden bir miktar ağırlık olabilir. Orada tercihen işte bir non-fonksiyonel ya da yarı fonksiyonel bir şekilde bir şey yapıyoruz. Karşı dişi mesela ben bir miktar bir mesafe bırakıyorum. Yani diyelim işte 100 mikrometre bir... Okluzyondan ayırıyorsunuz yani. Evet. Güzel. Böylece aslında diş sıktığında, lateral hareketler yaptığında o diş sallanamıyor. Kendi kendine daha rahat çıkıyor. Sadece dikey kuvvetler. Orada o protezciler giriyor devreye. Mesela çok karşılaşırız anterior bölgede kapanış anında travma baş belası bizim mesela. Hep atlanır. Mesela restorasyon yapılmış. Bizim üniversitede de oluyor böyle şeyler. Restorasyon konmuş. Kapanış anında yani direkt sentrik ilişkide
okluzal travma var anteriorda. Aşındırıyorsunuz. 6 ay, 1 sene sonra tekrar sürüp oraya girme. Bakın bu... Evet. Onu bakın. Şimdi rejeneratif yanıt açısından sizin süreniz zaten sınırlı. Sizin orada çalışan, yani sizin bir sonraki adımda protetik olarak veya ortodontik olarak, hani ortodonti hep var bakın stratejide. Ya protetik olarak orada bir yaklaşım sergileyeceksiniz bu okluzal travmayı ortadan kaldıracak bir şekilde ya da restoratif olarak bir şeyler yapmak durumundasınız. Yoksa sadece aşındırmayla sadece yara iyileşmesinin kalitesini arttırmaya yönelik bir şey yaparsınız ve o kadar uzun süre kalıcı bir şey değil. Tabii. %100. Kesin. %100. Başka bir şeyler planlamak zorundasınız tedavi planlamasında. Ama bizim için orada kaybettiğini yerine koymak çok değerli ya. O manada o güzel düzenlemeyi yapmak mecbursunuz. Olmuyor. Çünkü. Şimdi rejeneratif periodontal cerrahi tedavi kararı verdik değil mi? Şuradan tekrar geri geliyorum bakın. Akışı kaçırmayalım diye anlatıyorum. Defekt derinliği 3 mm'den büyükse rejeneratif periodontal çekime gidecek değiliz. Konumuz rejeneratif periodontal cerrahi. Rejeneratif periodontal cerrahide neler önemli? Defekt ve estetik risk. Defektin konfigürasyonu 3 duvarlı çevresel, 2 duvarlı, 1 duvarlı. Hangi malzemeleri kullanacağız mesela? Soru. Genişliği eğer defektin 2 mm'den küçükse greft, membran, biyolojik medyatörler, endogen hepsi olur. Endogen demiyorum, özür dilerim. İsim kullandım. Kayıtlara geçiyor mu? Suç mu bu? Minimatrix türevi kullanabilirsiniz. Eğer genişlik 3 mm'den fazlaysa, bakın bu hem 3 duvarlı hem çevresel için stratejik, aynı strateji. Genişlik 3 mm'den fazlaysa membran kullanabilirsiniz veya bunların tümünün kombinasyonundan faydalanabilirsiniz. Tamam mı? 2 duvarlı defekte membran veya kombinasyonlara gidebilirsiniz. Tek duvarlı defekte mecbursunuz kombinasyon yapmaya. Çünkü koyduğunuz biyomateryal non-contained bir defektir. Burada gene bir parsiyel contained bir durum var. Yani iki duvar gene bir tarafından destekliyor. Gene de non-contained'tir ama parsiyel olarak tanımlanır. Burada tamamen non-contained bir defekte karşı karşıyayız. Dolayısıyla membran gibi bir şeyle mecbursunuz bunu stabilize etmeye yarayı. Estetik risk, bakın bu durumlarda düşük. Gülüş hattı düşükse en sevdiğim hasta. Güldüğünde hiçbir yeri gözükmeyen. Dünyanın, yani yüreğimize su serpen hasta. Gözükmüyor. Ve o bölgede defekt var. Diş eti çekildi, çekilmedi. Ki genellikle periodontal cerrahilerden sonra bir miktar çekilme oluyor biliyorsunuz. Ve o 1 milimetreye dahi takacak, olay çıkaracak milyonlarca insan da var bu ülkede. Her ne kadar o paternalistik etkileşimde olan hasta grubu ülkemizde olsa da. Dikkatli davranmak, öngörülebilir sonuçlara gitmek durumundayız. Kontrol edebilir okluzal kuvvetler varsa ağızda. Mesela kapanış ilişkisi bir mal pozisyon yoksa çok güzel. Bir çapraşıklık, bir dişte bile bir travma varsa o dişin kaybı söz konusu. Rejeneratif yanıtta olumsuz sonuçlanır. Fenotip, yani diş etinin kalınlığı özetle kalınlığı. Kalın diş eti daha iyi. En anlaşılabilir şeyi. Cerrahi olarak daha iyi. Uygulaması noktasında daha kolay onu manipüle edebilmek. Ayrıca maturasyon anlamında dokuyu, hani dedim ya boşluğun korunması. İnce bir yumuşak doku daha zor boşluğu korur. Kalın ise daha kolay korur. Kemik üst sınır arası bunu, hani papil rekonstrüksiyonuyla ilgili bilgiler var ya, kemiğin üst sınırıyla kontak noktası arasındaki mesafe 5 mm'den küçükse o papili bir şeyler halledebilirsiniz bir şekilde. Ama 5 mm'den büyükse o papil gelmez geri. 93 yılından beri bitti. Yapılmıyor yani. Yapılan işte büyüme faktörleri falan filan ama yok. Kabul görür bir kanıt yok şu an. Hastanın beklentileri her zaman önemli. Rejeneratif tedaviye uygun bir hasta. Bunlara tik atıyorsanız. Fakat yüksek gülüş hattı, ince diş eti fenotipi, kontak ile kemik arası 5 mm'den fazla ise, hatta 6 mm'den fazla ise, hasta beklentileri olumsuzsa, önce bir yumuşak doku augmentasyonu belki planlamalısınız. Ardından membran kullanımına dikkat edin. Çünkü belki Neiman ve Karin bariyer koymak istedi ama
damarlanma üzerine olumsuz etkileri olan bir şey söz konusu. O bölgede diş eti çekilmesinin fazla olabileceğini, hatta membran kullandığınız yerde flebin kapanmadığını falan görürüz ya, diş etleri çekilir. O yüzden membransız tedavileri düşünmeniz gerekir. Detek tek duvarlıysa ve membransız yaklaşamayacağın için belki rejeneratif tedaviyi sorgulamak durumunda kalabilirsin örneğin. Şimdi periodontal rejenerasyonda flap dizaynı, ensizyon ve dikiş tekniğinin de bir tarihçesi var. Rejeneratif tedavinin genel bir tarihçesinden bahsettim ama yaklaşımla ilgili de bir tarihçe söz konusu. Çünkü pıhtı stabilizasyona doğru gitmeye başladık. Şu bilgiyi tekrar hatırlayalım. Boşluk korunacak, pıhtı stabil kalacak, bölge kontamine olmayacak. Hatırlıyoruz. Bakın, çok güzel bir slide. 1982 yılında Neiman'la başlamış, papili kaldırmayalım demişler. Çok flebi açmayalım demişler. Minimal invasive surgical procedure. Flebi çok extended açmayalım çok fazla. Küçük açalım. Papil kaldırmayalım. Papil kalsın yerinde, intak kalsın demişler. Papili farklı keselim diyen var. Önünden kesen, palatinalden, oral yüzeyden kesen, vestibülden kesen, oblik kesen. Bakın bunların hepsi teknik yalnız. Literatüre girmiş bunları yapan adamlar. Şimdi ülkemizden de var. Gurur tablosu. Bravo. Onu anlatmaya çalışacağım. Cortelli'nin İtalyanlar damgasını vurmuş. İtalyanlar damgasını vurmuş. Tek taraflı flap kaldıralım diyen var. Nihayetinde Serhat ulan şu papili kaldırmayalım demiş. Bir tane diğer açıyor böyle perde. Perdeyi açıp defektin içini temizleyip perdeyi buraya dikiyor. Tamam. Bu da Serhat Aslan'ın geliştirdiği teknik. İtalyanlarla yazışmış, yayınlandı. Ben göndersem kabul olmaz. Bravo ama. Bravo ama. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Bakın, pıhtı stabilizasyonu yönünde materyal çalışılması falan filan ön plana çıkmadı. Başka şeyler ön plana çıkıyor artık. Bakın, ensizyonun evrimi. Az önce bahsettim. Papilleyi prezerve etmek için bu flebi kaldırıyorlar tabii. Oralden kesmiş. Adına papilla preservation flap demiş. Papil koruyuculu flap demiş. Vestibülden kesmiş, modifiye papil koruyuculu flap demiş. Oblik kesmiş, simplified papilla koruyuculu demiş. Demiş de demişler. Bu papilden kesmiş, mikroskopu sokmuş, adını minimal invasive surgical teknik demiş. Mikroskop girmiş, adını değiştirmiş. Bakın, yerini değiştirmiş. Bir tanesi Serhat'ın mesela tedavi yaklaşımı, bir yerden, azıcık uzak bir yerden bir kese atıp şu papili hiç kaldırmadan içini temizlemiş. Zucchelli, önüne ben bağ dokusu koyarım demiş, flebi kaldırıp, asarım flebi, alın size connective tissue wall tekniği, bağ dokusu duvarı tekniği demiş gibi bir sürü. Dikiş evrim geçiriyor artık. Dikiş, kullandığımız dikişin evrimi var. Anlatabiliyor muyum? Eğer internal matris suturlar, horizontal matris suturlar. Basit kesikli sutur attım bir tane. Çok basit, normal bildiğimiz sutur atıyorum. Askı dikiş yaptım diyor. Kronele kaydırıyor. Soft tissue wall teknik, Raspaini 2013. Kronele kaydırmış. Orada stabil bir yumuşak doku duvarı oluşturuyor. Pıhtıyı stabil ettim diyor. İddiası bu. Ben böyle pıhtıyı stabilize ediyorum diyor. Sonuçlarını koyuyor. Soft tissue wall teknik diyor. Hep amaç stabil pıhtı, pıhtı stabilizasyonu. Şimdi senaryo. Containing defect, kısmi containing defect, non-containing defect. Flap dizaynında eğer containing bir defect söz konusuysa single flap approach, yani sadece vestibülden dokuyu kaldırıp veya modifiye minimal invaziv bir yaklaşımla hiç materyal kullanmadan veya sadece endogen kullanarak containing bir defekti, bakın bu yoldan gidip kanıt, bilimsel kanıt rejenere edebileceğimizi ortaya koymuş. Bilimsel kanıt şu yoldan giderseniz başarılısınız diyor. Ha, containing defekte şu yola da gidebilirsin bak diyor. Papili koru. Papili koru. Endogenle, yani endogen diyorum hep, minimatik sürevi ile grafti birlikte kullan. Çalışıyor diyor bu. Dokümante ettik diyor. Çalışıyor bir yol diyor. Kısmi containing defekti, papili koru.
minimatris türevi grid kullan diyor. Bu yol çalışıyor diyor. Single flap approach yani tek taraftan flap kaldır. Minimatris türevi grid kullan çalışıyor diyor. Yalnız containing defect varsa containing yok. Endogene de çok kızıyorum ben. Endogene şimdi yeni ürün çıkardı. Onu sonra çıkışta konuşalım. Adam şimdi onu tüm klinisyenler kullansın diye şırıngaya koymuş. Cebin içerisine diyor enjekte edin diyor çalışıyor diye. Bu lütfen ben dedikoduya çok meyilliyim ben. Onu efendim? Ama birindeki yaklaşım çok güzel soru. Birindeki yaklaşım açık flap, temizlenmiş kök yüzeyi, kanamanın olmadığı yer ve mantıken de oturttuğu şeye tam örtüşüyordu. Şimdi diyor ki 10 milimetrelik cep var. Temizledin içeriği. Azıcık şöyle içerisine doğru sıkın diyor onu. Şimdi az önce, o zaman ilk yaklaşımda niye kanamasız alan dedin? Bak ticari düşmeyelim tuzağa. Ha çalışacak bak. Ama çoğu kişi inanmayacak ondan sonra endogeyine. Yani doğru çok güzel. Kusura bakmasın. Ben söylemiyorum. Hasta yaklaşımı. Ben söylüyorum. Ben türbanlı hastama, çarşaflı hastama hepsine yaptım. Ben söylüyorum. Yaklaşım, bak etkileşim diyorum ya. Etkileşim. Karşılıklı oturuyoruz. Hocam bunun yenisi çıkmadı mı ya? Diyor mesela. Kan ürünleri varmış diyor. PRF varmış diyor. Artık üçüncüye çok yaklaşıyoruz o etkileşimde. Karşılıklı bilgilendirme yöntemine gitmeye başlıyoruz, tamam mı? Ben diyorum ki o öyle ama onun sınırları var. Yeteri kadar dokümante edilmedi. Bakın bu 97 yılından beridir inanılmaz dokümante edilmiş bir ürün. Size sonuçlarını bu sunumun sonunda paylaşacaklarım gerçekten çok ilginç şeyler. Tamam mı? Bu yolda bakın bu yol çok tehlikeli bir yol. Karanlık bir yol bu. Containing değil defect. Bu yolda ya kaldıracaksınız flap'i. Başka yolunuz yok. Nereye acaba yayılıyor bu defekt? Kaldıracaksınız ve kombinasyonlara gitmeniz lazım. Öyle. Ben membrana inanmıyorum diyen böyle bir şey yok. Bu yara iyileşmesine bilmiyorum demenin akademik ağzı. Yara iyileşmesini bilmiyorsan membrana inanmazsın. Çok net ya. Yani ben söylemiyorum ama bunu yanlış anlamayın. Ben bunu söylemiyorum. Bunu literatür söylüyor. Ben asla söylemiyorum. Şimdi bakın benim rejenerasyonla tanışmama fırsat olan olay, doktora tezim. Doktora tezim bu. Üç tane grubum vardı. Kemikçi defektler vardı. Kemikçi defektler vardı. Aynı yerden sondalamak için, aynı yerden aynı açıyla sondalamak için stentler yaptım. Kan ve gözyaşı vardı bu tezde. Bu hasta birinci hafta geldi, ikinci hafta geldi, dördüncü hafta geldi, üçüncü ay geldi, altıncı ay geldi. Bu dönemlerde takip ettim ben bu hastaları. Bu hastaya çok önemli bir şey paylaşıyorum sizinle. Sadece flap yaptım. Açtım, temizledim defekti. Sadece temizledim. 5-0 rezorbe olabilen dikişler çok büyük bir lüks. 5-0 rezorbe olabilen dikiş kullandık. Yani 3-0 ipek kullanmadık. Şu an bunların monofilamanları var ki bu monofilaman bir dikiş değil. Kullandık. Bakın kemik dolumu var. Ufak da olsa bir kemik içi komponent olmakla birlikte kemik dolumu var. Geçiyorum. Minimatrix türevi. Hadi endogen. Bir gruba sadece endogen yaptım. Defekti temizledim. Temizledim. Sadece endogen yaptım. Bakın bu defekt komponentini görebiliyor musunuz bunu? Kristal kemik seviyesinden bunun defekt derinliğini lütfen 10 milimetreye yakın defekt derinliği var. Şurası kronali kemiğin. Ve bu aslında tek duvarlı da sayılmaz. Bu tam dolum göstermiş. 6. ayda. Yani rejenerasyon doğru yaparsanız çalışıyor gerçekten. Ha buna tabii Viyana'da sunduk biz bunu. Biliyorsunuz dünya hele özellikle periodontoloji camiası çok kayıda da gidiyor hocam söyleyelim mi? Çok böyle kolay ikna edemezsiniz periodontoloji camiasını. Anlatabiliyor muyum? Bana dediler ki Macaristan'dan bir hocaydı hiç unutmuyorum. Bana sordu halen ezberimde sunum. İngilizce ezberlemişim sunumu. Bana dedi ki sen dedi buna dedi nasıl dedi rejenerasyon diyebilirsin dedi. Bak şimdi.
Şimdi ben burada histolojik bir çalışma yapmadım ama siz de belki kafanızda soru kalmıştır. Rejenerasyon diyor ama burada radyografik olarak bir kemik dolumu var. Ben bakın, İsveçli bilim adamları, Biora firması çıktı çünkü bu endogeni buldu. İsveçli bilim adamları klinik çalışması, histolojik çalışmasını yapmış. 8. ayda çok belirgin bir histolojik kanıtla kemik dolumuyla birlikte rejenerasyon ortaya koymuş. Benim çalışmam zaten histolojik değil. Ama bu kemik dolumu o veriyle birlikte bir araya getirildiğinde rejenerasyon denilebilir. Denir demiyoruz bak, çünkü bilim yapıyor. Denilebilir. Bakın burada da otojenle birlikte, otojen kemikle birlikte karıştırıp defektlere koyduk. Endogen üzerine uyguladık. Otojenle birlikte karıştırdık. 6. ayda kemik dolumu. Çok ilginç bir sonuç var bu çalışmanın. Yalnızca endogen artı otojen gruplar arasında fark çıkartmadı. Tamam mı? Yani illa kombinasyona gitmek zorunda değiliz. Şimdi vakalarla eşliğinde birkaç böyle tecrübemizi paylaşalım. Şimdi evrim de gelişiyor. Yani biz biraz özendik. Ben Serhat'ınkini taklit edeyim dedim. Yanlış yapmışım. Ama farklı bir yaklaşımla ve mikroskopsuz, mikroskobum da yok. Serhat'ın mikroskobu var, benim yok. Farklı bir yaklaşımla aynı sonucu elde ettiğimi gördüm. Şimdi doktora tezi yapacağız inşallah. Yalnız ülkemizde doktora tezi yapmak o kadar kolay değil. Klinik etikle ilgili sorunlar yaşıyoruz. İnşallah aşabiliriz hocam. Bakınız, bu hastanın başlangıç görüntüleri. Başlangıç tedavisi öncesi enflamasyonu görüyorsunuz. Derdimiz şu diş. Şanslı olduğumuz nokta, kapanışta teması yok bir kere. Travma yok. Apeksi içeriyor mu lezyon? Stratejimizi konuşuyoruz. Bölgesel strateji. Bu hastaların hepsi sigara içmeyen, hayata diş tutmak adına benimle aynı pencereden bakan hastalar. Hastaya bağlı faktörleri geçtim. Tamam mı? Bölgesel faktörler üzerinden konuşuyoruz. Apeksi içeriyor. Kanal tedavisi. Oklüzyonla ilgili sorunum yok. Yok. Biyotip ince, minimal invaziv yaklaşmalıyım. Serhat'ınkini yapalım dedik. Minimal invaziviz ya. Mikroskop yapamam. Ben mikroskopsuz yapabilir miyim dedim. Hastanın onayı var. Teslim olan hasta. Açtım flebi. Tabii ki başlangıç periodontal tedavisi tamamlandıktan sonra. Bakın, papili kaldırmadık. Papile hiç dokunmuyorum. Pıhtı stabilizasyonunu düşünüyoruz çünkü. Kullandığınız malzemeden daha çok önemli. Yaranın stabilizasyonu. Sadece şuradan bir dikey istiyonum var. Single flap approach. Yani tek taraftan flap'i kaldırdım. Yıkadım. Asidini uyguluyorum. Yıkıyorum. Monofilaman, artık üniversitemiz çok çok daha iyi durumda. Monofilaman dikişlerle 5-0. Atraumatik dikişler bunlar. Dikiyorum. Üçüncü ay dikkat edin, bir şeyler oluyor orada. Altıncı ay oluşan şey, birazdan size örneklerini göstereceğim. Buraya graft koyduğunuzda onun radyo opasitesini görürsünüz. Bakın buradaki benzer, ki alveolar kemiğine benzer bir kemikle dolum görüyoruz burada. Dezavantaj ne? Dezavantaj, peki iyi, kemik dolumumuz harika. Rejenere ettik burayı, apex'ten doldurduk ta kristal kemiğe kadar neredeyse. Fakat dezavantaj ne? Slaytlarım da çok, kusura bakmayın, bu kadar karanlık çıkacağını hiç düşünmemiştim. Kontak yok değil, papili kaybettim birazcık. Estetikle ilgili sıkıntım yoktu. Yani bunu lütfen, bu şeyleri o stratejiden ayrı düşünmeyin. Estetikle ilgili problemim yoktu. Bununla benim estetik bir şey konuşmam gerekmiyordu. Oradan da şanslıyım. Tamam mı? Ama tabii bunu kafasına takabilecek ülkemizde çok fazla insan var. Orayı doldursanız dahi. Yani sizin başınızı ağrıtabilirler. Ben buraya kron yaparsınız, ondan sonra benden sonra veya siz uyguladıktan sonra ondan sonra buraya besin gömülüyor. Şunu görmez. Bu diş gidiyordu. Oradaki kronun arasına yemek doluyorla onu biz oraya getirmek zorundayız bu hastalara. Tamam mı? Müthiş bir soru. Eda, çok harika bir soru. Çok harika bir soru. Literatür bilgisiyle cevaplayacak olursam,
şeyin sonunda sunacağım Pep Cortellini'nin çalışmaları var, tamam mı? Endodontik tedaviden sonra en az 3 ay bekliyor. Ülkemiz koşullarında ise ben en azından erken iyileşme, yani kolajen metabolizması, bir yara iyileşmesi noktasında en az 1-1,5 ay beklemekten yanayım. Ama 3 ay, 90 gün kadar beklenen durumlar söz konusu literatürde. İkinci vakamız, defektin Leyla hocamızın hastası. Yeni geldi, 9. yıl kontrolünü yaptık. Şimdi defektif göreceksiniz. Bir kanin dişi var, hafif malpoze, hastanın estetik kaygıları yok, diş dursun da ne olursa olsun diyor. Apex'i içermiyor. Apex'i içermiyor çünkü şuralarda. Gene de şanslı yalnız hocamız. Çünkü burada yani belki kanal tedavisi düşünülebilirdi. Sanırım kanal tedavisi yapılmadı. Bakabilir miyim? Bakın defektin şeyine bakın. Burası palatinali. Değerli meslektaşlarım. Burası palatinal. Burada da dönüyor yani. Çevresel bir defekt var. Bakın. Ön tarafta dehiscens oluşmuş. Ne gibi bir yaklaşım uygularsınız? Bakın. Membransız bunu rejenere etmeniz mümkün değil. Çünkü buraya koyduğunuz herhangi bir biyomateryal o boşlukta iyileşmeyecek. Hareketli olacak yani. Hareketsiz bir doku oluşturmanız lazım. Yara yüzeyi oluşturmanız lazım. Yara boşluğu oluşturmanız lazım. O tarihlerde kliniğimize girmiş bir xenograft bu. Yani sığır kaynaklı bir kemik grafti. Kolajen esaslı bir membranla bir miktar da etraftan böyle back action'larla otojeni de topladık. Otojen kemikle karıştırarak uyguladık. Ardından ikinci yılda Apex çok net bir şekilde demek ki dişin vitalitesine bakılıyor. Ama gecikmiş cevapta dahi ben hemen kanala yönlendiriyorum. Demek ki geciken bir cevap da yok. Bunu tabii hocaya sormadım ben. Ama kanala gerek duymadığına göre diş vital ve gecikmiş bir cevap da söz konusu değil. İkinci yılda Apex'te normal, kemik dolumu da stabil gözüküyor. Çok ilginç, dokuzuncu yılda halen yerinde duruyor koyduğumuz şeyler. Hatta xenograft kullanırsanız, biraz dikkatli bakarsanız şuralarda xenograft mukozanın içerisinden xenograft partiküllerini burada çok net gözükmüyor ama şuralarda da var. Xenograft'in bir dezavantajı geç yerini bırakıyor. Kalıcı sonuçta. Yani bone filling özelliği daha uzun süre kalan bir doku, bir malzeme. Evet şimdi Ayşe'nin vakası. Ayşe ile beraber bunu planladık. Ayşe çok titiz çalışan bir doktor öğrencimiz. Şimdi enflamasyonun şiddeti eski sınıflamayla agresif periodontitis bu hasta. Yeni sınıflamada neydi bu? Great falan filan. Acayip bir şey. Tamam biz bile çözemedik daha yeni sınıflamayı. Evet. Şimdi önce başlangıç periodontal tedavisi planlamaktayız. Ama vehameti görmeniz için bakın süpürasyonlara bakın. Her yerden süpürasyon. Sondanın kaybolduğu cepler var. Hasta tutmak istiyor. Yaşı genç. Çekime de gidebiliriz. Ama hangi birini tutacaksınız çekime giderseniz? Yani çektiğiniz anda hangi dişlerden faydalanacaksınız? Bu çocuğa hemen implantlar mı koyalım? Olabilir bak. Asla yanlış değil. Ama hemen öyle mi? Yani o opsiyona gidelim mi? Mahir dedi ki, hocam ne gerekiyorsa yapın dedi. Biz de başlangıç periodontal tedavisini yapmaya başladık ama umutsuz dişleri çektik. Röntgene tekrar geri dönüyorum. Umutsuz dişler vardı. Umutsuz gibi olanlar vardı. Onları tuttuk. Şans verdik. Çok güzel kanallar yapıldı. Görkem yaptı herhalde değil mi? Buraya yazmamışım. Çok özür diliyorum Görkem'den. Bakın cevap zaten inanılmaz. Yani adam olacak doku başlangıç periodontal tedaviden sonra belli olur. Tamam mı? Çünkü yaklaşım, o da katılmaya başladı tedaviye. Hiç bakmamış,
kontrol konusunda problemleri var. O da katılmaya başladı. Bizim yaptıklarımızla birlikte de belli bir seviyeye getirdik. Bakın burada serbest diş eti grafti var. Yani buradaki mukozanın çok ince olduğunu gördük. Biz burada bir flap planlıyoruz. Biyotip, fenotip. Kalınlaştırmak için önce bir yumuşak doku augmentasyonu yaptık ki flap daha, yarayı daha sıkı bir dokuyla örtebilelim travmalara karşı. Zaten eğer keratinize dokunuz yoksa flap'i kaldırdıktan sonra orada da bir daha fazla çekilme göreceksiniz şüphesiz. Üst çenede özür diliyorum. Üst çenede endogen graft, alt çenede graft membran uyguladıktan sonraki 6. ay görüntüleri. Bakın graft membran uygulanan yerdeki radyo opasiteye dikkat edin. Bunun 10 sene sonra alın gene göreceksiniz onu. Çünkü xenograft kullandık değil mi? Xenograft. Öncesi, sonrası. Bu da Matt Damon gülümsemesi. Çocuk çok mutlu, biz de çok mutluyuz. 4. vakamız gene Ayşe ile beraber. Furkasyonu içeren bir defekt söz konusu. Bakın şu bölgede de, hatta Ayşe'den aldım slide, bu görüntüleri, post beraber. Biz bunu poster yapmadık değil mi Ayşe? Senin vakan mı? Burada, bakın Ayşe şuraları göstermiş. Fakat burayı çok gerekli görmüş. Şurayı da lütfen kaçırmayın. Sondaladığımda kanama yok. Başlangıç periodontal tedavi süper. Bölgesel strateji neydi? Kontaminasyon. Doğru mu? Apex ile ilgili şeyi gözden geçireceğiz. Ve defektin tipi. Ne gibi bir biyomateryal kullanacağınızı seçeceksiniz. Bakın burada furkasyon da içeriyor. Dolayısıyla burada contained bir defektiniz yok. O yüzden kombinasyonlara gitmekte fayda var. Graft. Graft'i böyle doldurmadık. Aferin. Graft'i böyle doldurursanız eğer ya flap açılır ya oradan zaten çıkar hepsi. Gayet güzel kemik içini güzelce kondanse edilmiş. Üstüne de çok güzel bir şekilde membranı kondanse etmiş vaziyette. Kapatıyoruz. Bakın. Şurayı mesela almamış daire içerisinde. Bana göre burası da çok tatlı, güzel iyileşmiş. Ve lütfen unutmayın ya, furkasyon doluyor. Bakın furkasyon hücresiz, avasküler bir ortam. Kan yok. Burada rejenerasyon elde ediyoruz veya kemik dolumu elde ediyoruz. Çok güzel bir iyileşme. Bu benim tez hastam. Bakın her şey güzel bitmiyor. Hayatta benzer pencerelerden baktığım insanlar dedim ya, yanıltmış beni. Duygularımızla oynamış. Bakın, pardon bu benim tez hastam değil, çok özür dilerim. Bu başka bir başarısızlık hikayesi ama. Bu hasta 2011 yılında bize başvuruyor. Biz Ülkü Hoca ile beraber hastayı karşılıyoruz. Diyoruz ki senin diş yaşın genç, bazılarını çekeceğiz, bazılarını birazcık daha tutalım ağızda. Rejenerasyonlar planladık. Hocam ne gerekiyorsa yapın dedi. Haklısınız, tutalım tabii ki dişlerimi dedi. Ama kararsızdı. 2013 yılında tekrar geldi. Gitti, geldi bir anda. Şuradan şuraya. Bakın ne kadar ilerlemiş problemler. Biz dedik ki gene geçerli. Hadi bir şans daha verelim sana dedi. 2013 yılında cerrahilerini gerçekleştirdik, graftli membranlarını. Fakat geldiğinde hiçbir ilerleme yok. Hiçbir ilerleme yok. 2016 yılında bize gelmekten vazgeçmiş. Biz aynı okula başvuruyor, aynı üniversiteye başvuruyor ama farklı kişilerin ellerine gidiyor. Çünkü biz kötüyüz artık. Biz işe yaramıyoruz. Gökhancığım, bakın belki burun tabanında 4 tane all on 4 implant yapıyor. Şimdi ben şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Kemik seviyelerine dikkat edin. Tümüyle kemiğin içerisinde mi bu implantlar? Peki. 2018-2017 yılındaki radyografisi. Bakın şuradaki kemik içi defekti görüyor musunuz? Gene de şanslı. Bir agresif periodontoz hikayesi var. Ama bu ağız hijyeni uygulamasına rağmen 1-2 senede inanılmaz dramatik bir kemik kaybı yok. Ama bu hastanın implantın etrafında da bir şeyler yaşayacağına garanti verebilirim ben.
bu gene kliniğimize başvuran bir başka hastamız. Bakın furkasyon içeriği olan, furkasyonları da tutan, 3'te 2'sinden fazla kemik yıkımı olan, genellikle yatay karakterli, genellikle yatay sığ defekleri olan, şuralardakiler hariç ama genellikle sığ defekleri olan bir hasta. Planlamam, hiç olmazsa bir minimatrix türeviyle kemik dolumu elde edemesem bile ataşman kalitesini arttırayım diye düşündü. Çünkü cep derinlikleri fazlaydı. Cehalet dönemlerim, klinik fotoğraflarım yok. Özür diliyorum size. 2012 yılında bakın furkasyonda dahi bir şeylerin ilerlediğini gördüm. Cevap almaya başlıyoruz. 2018 yılında çok kötü bir radyografi ama dikkat edin. Artık daha spesifik, yani o kadar iyi bakıyor ki şuraya kristal lamina dura denir. Hastalık artık aktif değil, yani orada bir lamina dura oluşmuş neredeyse. 2019 yılında nereden nereye? Bu hasta tedaviye katılım gösteriyor. 6 ay bir gün geçtiği anda telefonuma muhakkak en az 3-4 mesajı gelir. Hocam randevu diye. Böyle bir insan. Bu insanlarda bu başarıları gösterebiliyoruz. Ama az öncekini unutmayın. 2011, lütfen şuralara bakın. Furkasyon. Bakın. Ağzı kapanmış. Yani klas 1 bir defekte dönüşmüş. Burada klas 2'lerdeyim. İçerilere gidiyorum. Dolmuş. Bu etkileşim yaşadığım yegane hastalarımdan biri. Beraber oturup bir tarafına endogen yaptığım bir hastanın rikollerinde bu bölgede cep gördük. Hocam buralarda da başka bir şey yapın dedi. Kök hücre falan yok mu dedi. Ben de dedim ki ya kanından bir şeyler alalım. İçerisinde büyüme faktörleri var. Gel bunu yapalım dedik. Dedi ki var mı ama dedi hani bunun şeyi var mı hani uygulanıyor mu bu yani filan gibilerinden. Ben de dedim ki öbürü kadar çok dokümante edilmiş olmasa da olumlu sonuçlar bildiren bir sürü çalışma var dedim. O zamanlar trombositten zengin plazma daha çok revaçtaydı. Şimdi trombositten zengin fibrin, yani o tarihlerde dokümantasyonu çok şey değildi ama bana çok inanıyordu hasta. Allograft artı PRF uyguladık. Trombositten zengin fibrin uyguladık. Kemikçi defeklerin görüntüsü. Bizde minimal invaziv yaklaşım yok. Açıyoruz. Fark etmediğini göreceksiniz. Kemikçi defeklerin görüntüsüne lütfen klinik olarak da dikkat edelim. Doldurduk. PRF elde edişi bu kol başka birine ait. Nasıl yapıldığına dair size anlatmak için gösterdim. Kanını alıyorsunuz, santrifüjünüzü yapıyorsunuz. PRF'leri box'a koyup bir miktar incelttikten sonra oradaki PRF'li varını, yoğunu, membran özelliği yok. Lütfen membran gibi gözüktüğü için membran, PRF membranlar bu bölgelere uyguluyoruz. Ardından flebi primer kapattıktan sonra yumuşak doku iyileşmesine, burada keratinize dokumuzla ilgili de aslında ufak tefek sıkıntılar var ama yara iyileşmesi oldukça hızlı epitelizasyon. PRF gibi bir şey kullanırsanız yumuşak doku iyileşmesinin inanılmaz hızlandığını ve kalitesinin arttığını görürsünüz. Bunu ben söylemiyorum. Benim tecrübem bu yönde ama bunu literatür de söylüyor, tamam mı? Bu hastanın buradan, bakın sondaya dikkat edin, kaybolan sondadan buraya geliyoruz. Bu dişleri rejenere etmek, kanalını yapmak falan o kadar düşündüğümüz kadar kolay değil. Bunlar anterior keserler, çok lanet dişlerdir. Bu bölgede bu rejeneratif cevabı aldık. Allograft ve PRF uygulamasıyla. Kombinasyona gittik ama. Çünkü defekt kontent değildi. Bir başka hastam, evet az önce bahsettiğim, hemen ona gelmek istedim. Tez hastamdı. Stentten belli. Beni aldatan. Beraber girdik bu yola. Bu bölgeye endogen uyguladım ben. Açtım. Kemikçi defektin derinliğini görüyorsunuz. Endogenimi uyguladım. Bakın bu kabarcığı bayağı sıkmışım. Arttı çünkü. O bölgeyi diktim. 6. ayda burada bakın dikkat edin. Şöyle bir kemik dolum var. İyileşme halen devam ediyor. Ama tam sevdiğim matürasyonda değil. Demek ki sebebi o arayı aslında o kadar da iyi temizleyemiyormuş.
Ne zaman anladım onu? Sene 2015. 9 sene tuttuğumuz var. 10. 11. senesinde hastalarımız var. 2015 yılında bana da gelmedi gene. Okula başvurmuş. Bu diş, bakın, çekiliyor. Dikkat edin. Masadan ayrılıyorlar. 2015. Bakın şuradaki diş taşı artık dişe benzer bir yapı haline gelmiş yani. Bakamıyor hasta. Bu başlangıç periodontal tedavi sonrası görüntüsü. Irmak yok burada. Bakın şunu da özellikle koydum. Bu tedavi, temizledikten sonra güzel bir fotoğraf alalım dediğimizde bakın burada supragingival diş taşları var. Yani o kadar kısa sürede plak kontrolünü halen sağlayamıyor hasta. Ve şimdi buraya bir şans daha verelim mi, vermeyelim mi diye düşünüyoruz ama ben görmek istemiyorum. Bakın buradan çok daha iyi bir yere getirebilirdik. Bu dişlerin tümünü tutabilirdik ağızda. Dentisyonu koruyabilirdik yani. Ama birbirimizi anlayamamışız. Şimdi son olarak hayatıma dokunan bir case bu. Benim hayatıma dokunmuş bir adamdan bahsediyoruz şu an. Bu dişlerin en az birini tutabilecek biri var mı aramızda yani? Radyografiyi görüyor muyuz? Aramızda cerrahlar da var. Tek tedavi var değil mi Selin? Tek tedavi yani. Şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Elim neye inandık? Neye inandık? Çekilmeler. Diş eti çekilmeleri. Radyografik olarak bu kadar yıkıma rağmen mobilite. Ne kadar? Başlangıç periodontal tedaviyi bir yapalım. Ne kadar katılıyor tedaviye? Ne kadar dişlerinde? Yatırım bu işe bir maliyet ayırabilir mi? Bu tedaviye katılabilir mi? Bunların hepsine inanılmaz olumlu cevaplar verdi. Bakın şimdi bu hastaya neler yaptık? Buradaki diş etinin fenotipini görüyorsunuz. Neredeyse keratinize doku sıfır. Hiç yok. Ve ben bu defekti, şu dişi lütfen şu arkadaşlar. Bu diş bu. Bakın. Başlangıç periodontal tedaviden sonra ben buraya serbest diş eti greftimi uygulamışım. Diğer tarafta da flebi kaldıracağım diye. Burada da bakın şurada aslında bu kogingi var sınır. Buraya da serbest diş eti greftimi uygulamışım. Şimdi üst çenedeki görüntüyü görmenizi istiyorum. Burası apex. Şu apex. Xenograft, kombine teknikler. Tabii ki bu defektlerin yani çok kemikçi defektlerin şey olsa da kontinent defektler değil. Kombine, emdolin ve graft uyguladık. Şu kökün parsiyel amputasyonunu yaptık. Şu dişe, bakın parsiyel amputasyon gördünüz. Şu dişe tünel yaptık. Hepsi emdogen eşliğinde. Bu 7. yıl. Yayınladık bunu. 7. yıl görüntüsü. Bir insan bu oklüzyal, bu malpoze dişleri böyle temizleyebilir mi? Sadece polisaj yapıyorum. Bakın. Telefonuma aynen diğer hastam gibi sadece geldiğinde polisaj yapıyorum. Kavitron vurmaya kıyamadım. Böyle bakabilen biri ve bakın o apex'teki dişi 7. senesinde kaybettik. Haberiniz olsun. 7. senede kaybettik. Bütün oklüzyal yükü o taşıyordu. Bakın burada avantajlarımızdan biri şu oklüzyonu hiç düzeltmeye çalışmadık. Çünkü hepsi çok kötü. Bari birkaç tanesi karşılasın da kuvvet gelmesin, rejeneratif yanıtımız iyileşsin. Ve bu diş 7 yıl şurayı yazık 7 yıl taşıdı. Onu da attırtmadı. Fiberle oraya bağlayabilir misiniz hocam dedi. Bağladık. Ve sonra o düştü. Olsun dedi. Radyografilerini de serigrafisini de öyle o dişsiz aldık. 7. yıl. Peki şimdi dişi tutalım mı çekelim mi var ya. Şimdi yalnızca flap yapsak olmaz mı? Bu kadar paralar pullar. Başımızın belası. Bir flap operasyonu yapıyorsun ayrı maliyet. Artı biyomateryal yatırım yapıyorsun ayrı maliyet. Diş gidecek mi kalacak mı belli değil. Dünyamız bu maliyet hesaplarıyla geçiyor. Cortellini 2017 çalışmayı isteyen olursa ben atarım. Mail yoluyla. Sadece flap cerrahisiyle periodontal rejenerasyonu 20 yıl süreyle takip etmiş. Randomize kontrollü, randomize klinik çalışma. Dişin ömrü yönünden, periodontitesin lüksü yönünden ve maliyetler yönünden bir hesaba gitmiş. Müthiş bir şey. Yani bu İtalyanlar gerçekten Akdeniz çok acayip.
Rejeneratif tekniklerin korku slaytı. Bir cümle daha atlamak istemiyorum. Rejeneratif tekniklerin destekleyici periodontal tedavilerle sürdürülebilmesi daha elverişli klinik koşulların sağlanmasında sadece flap cerrahisine göre üstün. Kesin. Sadece flap'e göre üstün. Fakat yine de flap ile tedavi edilen alanların yarısının 20 yıllık gözlem periyodu boyunca stabil kaldığı gözlenmiş. Yani adam parayı veremiyorsa bile aç temizle, adam gibi strict recall'lere çağır, adam gibi baksın, 20 yıl boyunca yarısı stabil kalmış. Nüks yok. Yani kısa dönemde daha fazla ataşman kazancı ve sondalama derinliğinde azalmaya yol açıyor rejenerasyon. Diş kaybı neredeyse yok. Periodontitis şiddetinde azalmaya yol açıyor. Çünkü ataşmanın şeklini, şemalini değiştiriyor rejenerasyon. 20 yıllık süre zarfında en az, daha az yeniden müdahale ihtiyacı ve daha az maliyet. Çok önemli. Yeniden müdahale ihtiyacınız, öteliyorsunuz. İlerleyen dönemde maliyeti düşürmüş oluyorsunuz. Derin kemik defektlerle ilişkili derin ceplerin olduğu dişler rejenerasyon ve flap cerrahisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilir. Bu dişler düzenli bir destekleyici periodontal programla 20 yıl süreyle korunabilir. Burada altını çizdim. Bizim ülkemizde her şey var. Şu yok. Şu yok. Her şey var. Destekleyici periodontal tedaviye katılım. Hekimin bile buna şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bir şey yaptıktan sonra çağıralım veya hasta gelsin gitsin yok. Diş kaybı olmadığından, periodontitis ilerleme hızı azaldığından rejenerasyon daha uzun süreli faydalar sağladı. Doğru. Sadece flap cerrahisi uygulandığında tedavi sonunda daha kalıcı cepler gözlenmiş. Nüks gelişmesi olasılığı anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmiş. Yani nüks daha az oluyor rejenerasyonda. Dişin ağızda kalması, zaman içinde klinik sonuçların stabilitesi rejeneratif prosedürlerin uygulanmasıyla tahmin edebilir şekilde ilişkili. Daha uzun süre ağızda kalıyor. Nüks maliyeti, dişin tekrar yerine bir şeyler yapmakla ilgili maliyetler, flap yaklaşımı için 20 yıllık bir süre boyunca rejeneratif prosedürlere kıyasla giderek daha yüksek olmakta. Yani rejeneratif prosedürü seçmedin ama en başta yerine yaptığın şeyler ilerleyen zamanda çok daha büyük maliyetlere yol açacak. Birazcık daha zaman kazandır ve hastayı belki yarın öbür gün yapacağın şeylerin stabilitesi noktasında da bir noktaya getirmiş olacaksın diyor. Peki, çekip protez mi? Bak Cortellini gene sormuş bu soruyu. Demiş ki, rejenerasyon mu yapalım, çekelim mi? Gene kontrollü klinik çalışma yapmış ve 5 yıl takip var. Çok zor çalışmalar bunlar. Ve lütfen dikkat edin, hopeless yani, umutsuz diş, hepimizin çekim diyeceği dişi hastayla konuşmuşlar, buna bir splint yapmışlar, kanalını yapmışlar, burası 360 derece dönüyor. Yani yok etrafında. Kanalını yapmışlar, etrafına çeşitli yaklaşımlar söz konusu. Graft hep kombine yaklaşımlar. Membran graft, endogen graft, graft endogen membran tümü. 25 dişide çekim sonrası implant veya protez yapmışlar. 25 dişide rejenerasyon yapmışlar. Sonuçları karşılaştırmışlar. Rejeneratif periodontal tedavi apex'i içerecek düzeyde kemik kaybına sahip umutsuz dişlerde bile iyileşme ile sonuçlanmış. İyileşmiş o diş. Umutsuz dişlerin %92'sinin ağızda bir tanesi kayboluyor. Sadece bir diş çekilmiş. %92'nin ağızda kalmasını sağlayıp prognozunu iyileştirmiş. Elde edilen iyileşme 5 yıl boyunca korunmuş. İyileşme 5 yıl boyunca korunmuş. İmplant destekli veya diş destekli protetik yaklaşım 5 yıl boyunca sorunsuz çalışmıştır. İşte bir kişi eğer niye çektin yerine implant yaptın derse orada da hata var. Yani bu kadar ağzını doldurmaması lazım. Tamam mı? İmplant destekli sonuç, implant destekli veya diş destekli protetik yaklaşım 5 yıl boyunca sorunsuz çalışmış. O da sorunsuz. Ama birinde diş tutuyoruz. Çok önemli. Ve hastayı bir sonraki adıma motive ediyorsunuz ağız cin açısından ve yaklaşım açısından. Dental IQ'ya dokunuş var. Periodontal rejenerasyon umutsuz dişler için bile çekime alternatif olabilir diye beylik bir laf ediyor. Çünkü 5 yıllık kontrollü klinik çalışma. Sonuç. Periodontal rejenerasyon umutsuz bir dişin prognozunu dişin uzun süre korunabileceği bir birime değiştirebilmektedir. Yani bunu ben de gördüm, literatür de ortaya koymuş. Elde edilen klinik sonuç sıkı bir destekleyici periodontal tedavi programı olmazsa olmaz. Yaptık, oldu 6 ay kemik dolumu gördük. 6 ay kemik dolumu ben süperim. Yani Instagram'da o çalışır o. Ama olmaz. Gerçek hayat o değil. 6. ay ben de koyuyorum. 6. ay kemik dolurmuş. O biliyor rejenerasyon. Ama hasta 5 gördünüz onu koymadım ama. 2015 yılında
çevresel defekte gelmiş. İyi oral hijyen ve enfeksiyon kontrolü olmazsa olmaz. Şimdi bu gördüğünüz görüntü, Sait Bey dedim, sunum yapacağım dedim. Şeyin fotoğrafını çeker misin dedim bana. Bel çantası bu. Bel çantasının görüntüsü. İnşallah bize böyle bir kutsal ve zor bir mesleğe mensubuz ki arkasındaki para, hak ettiğiniz gelen para çok değerli. Ama bu belki çok daha değerli. Öyle bir meslek grubuyuz yani. Şuradan şuraya geliyoruz ve 10. yılı aştık. Tek diş kaybımız var. Bir olumsuz şeyi hiçbiriniz fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada kanal tedavisi vardı. Bakın şuradaki lezyon büyümesin diye okuyup üflüyoruz. Büyümeye devam ediyor. Bir gün burası birleşip elimize gelecek bu diş. Sırada bu var. Sözlerime son verirken tabii ki ilke ve devrimlerini bizi aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'e bir teşekkür borçluyuz. Ayrıca vakalarda bana destek olan sadece vakalarla değil, her anlamda desteklerini benden esirgemeyen periodontoloji ana bilim dalının mensuplarına, hocalarına, ayrıca üniversitenin çok değerli hocalarına ve mensuplarına buradan çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.